Selamlar arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Bu videomuzda sizlerle OBS'te geçiş efektlerimizi nasıl özelleştirebiliriz, nasıl geçiş efektlerimizi ekleyebiliriz, aynı zamanda birden fazla geçiş efekti ekleyip bir sahneden başka bir sahneye geçerken farklı sahnelerde farklı geçiş efektleri için nasıl programlama yapabiliriz, bunu birlikte göreceğiz. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi masa üstümde 2 adet geçiş efektim var. Öncelikle her sahneye ayrı ayrı geçiş efekti ekleyebilmeniz için bir adet OBS plugin'i indirmemiz gerekiyor. Bu plugin'in linkini açıklama kısmında sizlere iletiyorum. Kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve aşağıya yorumcuklar yapmayı lütfen unutmayınız. Bu beni gerçekten çok üzüyor. Hala ve hala izleyicilerimizin %94'ü abone değil. Elimden geldiğince video atmaya çalışıyorum. Sizden tek isteğim kanala abone olup beni desteklemeniz. Gördüğünüz gibi plugin'in paylaşıldığı yere geldiğimde hemen sağ tarafta download kısmı var. Download'a tıklayarak plugin'imi indireceğiz. Biz tabii ki de Windows Installer Zip'i indiriyoruz. İndikten sonra ben bunu direkt masa üstüne alıyorum ve bunu aşağıya atıyorum. Hemen sağ tıklayıp klasör içine ayıklatıyorum ve gelen klasörde installer'ı çalıştırıyorum. Gerekli izinleri onaylıyorum. Sonrasında gördüğünüz gibi Next, Yes, Next, Install diyerek uygulamamızı yüklüyoruz. Finish diyorum, kapatıyorum ve OBS'imi tekrar açıyorum. OBS'imi tekrar açtığımda araçlar kısmında gördüğünüz gibi Transition Table eklentimiz geldi. Eklentimize geçmeden önce ben size nasıl geçiş efektlerini ekleyeceğimizi göstereceğim. Gördüğünüz gibi ben şu an video için bir sahne düzeni hazırladım. Burada giriş, Just Chat kısmımız, aynı zamanda final sahnemiz var. Bu direkt zaten OBS içerisinde bulunan basic geçiş efektidir. Biz sahne geçişlerimizi şurada gördüğümüz alandan organize edeceğiz. Burada gördüğünüz gibi kes, solder, kaydır, move vesaire gibi bir sürü geçiş efekti var. Biz kendimize özel bir geçiş efekti ekleyeceğimiz için ekle stinger diyoruz. Tamam diyoruz ve gördüğünüz gibi önümüze böyle bir sahne çıkıyor. Buradan hemen göz at diyerek ben şu an masa üstüne attığım sahne geçiş efekti ve transition 2 adet geçiş efektim var. İlk önce sahne geçiş efekti olanı ekleyeceğim. Bu eklediğim geçiş efektinin ortalama 1 saniyelik bir süresi var. O yüzden buradan milisaniyeyi 1000 yapıyorum ve tamam diyorum. Tamam dediğim ne oluyor? Gördüğünüz gibi bu şekilde geçiş yapabiliyoruz. Bunun haricinde ben bir tane daha geçiş efekti eklemek istiyorum. Bunun için de tekrar buraya tıklıyoruz. Ekle diyoruz. Burada zaten 2 olarak çıktı. Tamam diyorum. Göz atıyorum. Ve ikincisini seçiyorum. Bunu da 1000 milisaniye yapıyorum. Çünkü bu geçiş efektim de 1 saniyeye göre ayarlanmış şekilde. Ve tamam diyorum. Şu an 2 seçili olduğu için gördüğünüz gibi İkinci geçiş efektim şu an geçerli olarak gözüküyor. Şimdi ben mesela şunu yapmak istiyorum. Ben giriş ekranımdan sohbete geçmek istediğimde bu çıksın. Ama ben sohbetten mesela buradan bir sahne daha ekleyelim. Mesela video sahnesi. Yani YouTube'da bir şey izleyeceğim zaman ben bu geçiş efektini görmek istemiyorum. Başka bir geçiş efekti kullanmak istiyorum. Hemen hızlıca bir sahne oluşturuyorum. Varsayalım ki burası benim video sahnem. Şimdi ne yapıyoruz? Araçlar kısmına gelip Transition Table'a geldiğimde önüme böyle bir sahne çıkıyor. Burada gördüğünüz gibi bütün sahne geçiş efektlerim mevcut. Ben mesela demek istiyorum ki giriş sahnemden herhangi bir sahneye geçtiğimde bana Stinger 2 geçiş efektimi oynat diyorum. Benim bu geçiş efektim 1000 milisaniyeye göre ayarlı olduğu için buraya 1000 yazarak set diyorum. Bir tane daha ekleyelim. Bunu close diyoruz. Giriş sahnemden sohbet sahneme geçtiğimde gördüğümüz gibi bu geçiş efektimiz geldi. Şimdi ben giriş sahnemdeyim. Tekrar Transition Table'a geldim. Buradan diyorum ki herhangi bir sahneden final sahneme geçtiğimde de Stinger 2 oynasın. Buna da yine 1000 saniye olduğu için 1000 diyorum, set diyorum, close diyorum. Geldim tekrar Transition Table'ıma geldim. Sohbetten video sahneme geçtiğimde Stinger gelsin diyorum. Bu da 1000 milisaniye olduğu için 1000 milisaniye olarak ayarlıyorum. Gördüğünüz gibi ben şimdi herhangi bir sahneden finale geçtiğimde Stinger 2 gelsin. Giriş sahnemden herhangi bir sahneye gittiğimde de Stinger gelsin. Sohbetten video sahneme geçtiğimde Stinger oynasın diyorum. Şimdi bunu deniyoruz. Ben girişten sohbete geliyorum. Stinger 2. Sohbetten video sahneme geçiyorum.
Stinger geldi. Ben video sahnemden final sahneme geçtiğimde Stinger 2 geldi. Siz arzu ettiğiniz geçiş efektlerini, arzu ettiğiniz tüm sahnelerinize bu plugin ile programlayabilirsiniz. Yine ben size bir adet geçiş efektini sizlere açıklama kısmında link ile bırakıyorum. Linkten indirerek videonun başında gösterdiğim gibi OBS'inize ekleyebilirsiniz. Yeni plugin incelemeleri de yakın zamanda gelecek, hiç merak etmeyin. Evet arkadaşlar, videomuzun da sonuna geldik. Sizler için bir adet geçiş efektini açıklama kısmında link ile bırakıyorum. Oradan indirip videoda gördüğünüz şekilde ekleyebilirsiniz OBS'inize. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve aşağıya yorum bırakmayı unutmayınız.